Hoca Ahmet Yesevi'nin soyundan gelen Feyzullah Çınar, Sivas ili, Divri ilçesi, Çamşık yöresi, Çamoğa köyünde Çınar ailesinin 3. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini bölgenin tek okulu olan Gürpınar İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Çok küçük yaşlarda saza merak saran Çınar, Çamşık'a gelen ozanlık geleneğini sürdüren büyüklerini ilgiyle takip etti. 17-18 yaşlarında birkaç yakını ile İstanbul'a çalışmaya gitti. Bu arada saz çalma ve söylemeyi de iyice geliştirdi. Askerlik çağı gelen Çınar köyüne döndü. Askerliği biten Çınar, köyündeki geçim sıkıntısı yüzünden tekrar İstanbul'a çalışmaya gitti. Bir süre sonra köyüne geri dönen Çınar, Divri'de ticaret yapmayı denese de başarılı olamadı. Bu kez tüm aile Ankara'ya göç etti. Tuzluçayır'a yerleşildi. Evini kendi elleriyle yaptı. Abisi İbrahim Çınar ile bir süre ticaret yapan Çınar, sivil savunmada işe başladı. İlk eşi Nimet Çınar ile bu yıllarda evlendi. İki çocuğu oldu. İlk plağından beklediği ilgiyi göremeyen Çınar, 1966 yılında ikinci plağı olan Fazilet'i çıkardı. Bir yüzü Agahi Baba'nın eseri Fazilet, diğer yüzü eserinin Deli Gönül Çok Açılıp Şad Olma şiirini okuduğu bu plak, dönemin şartları düşünüldüğünde büyük ilgi gördü ve Çınar adını duyurmayı başarmıştı. 1960'larda rahmetli babamla ben o zaman çocuktum, Kayseri'ye biz davar mal satmaya giderdik. Gittiğimiz zamanlarda bir de şeye denk geldiğim o zamanlar Ramazan ayıydı. Biz orada acımızdan öldük. Ben çocuktum, babam bana ekmek veriyordu, kendisi rahmetli yiyemiyordu. O dönemlerde bu Feyzullah Çınar gel hey yes yeni geçtin eleme diye bas bas bağıran insandı. Öyle her babaydın kar değildir bu iş. Baban olduğu için söylemiyorum ben bunu. Ozan olduğu için söylüyorum. Peş peşe Alevi deyişlerini besteleyip plak yapan Çınar'ın Ehlibeyt sevgisi Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ses getirdi. Dönemin İran Şahı Rıza Pehlevi tarafından İran'a davet edildi. Gereği izzetini geçtin elime İmam Hüseyin'in kanı nice olduğu planından dolayı İran Şahı bizzat davet etti, götürdüydü. Bir hafta falan İran'da kaldım ben buraya geldikten sonra oldu bu. Çınar başarısının sevincini yaşayamadı. Eşi Nimet Çınar'ı menenjit hastalığından kaybetti. Bir süre sonra kendisi de rahatsızlanan Çınar hastanede yattı. Sivil savunmadaki işine son verildi. Müzik çalışmalarına devam eden Çınar, ikinci eşi Filize Çınar ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuğu daha oldu. Konser ve albüm çalışmalarına devam eden Çınar, Fransız Türkolog Profesör Irene Melikov ile tanıştı. Melikov, Çınar'ı Avrupa'ya götürdü. Uzun süre orada kalan Çınar, konserler verdi. Üniversitelerde, ayrıca radyo ve televizyonlarda halk müziği ve Alevilik üzerine konuşmalar yaptı. Şimdi bir dostum bana dedi ki bir Fransız profesör geldi buraya dedi. Bayan Melikov Bektaşi'dir kendisi. Avrupa'da, üniversitelerde, radyolarda söyleşi yapmak üzere bir can arıyor. Biz seni önerdik. Ben güldüm. Ben dedim haddini bilirim. Ya benim bir işim var oralarda. Ben bu işi bilmem. Bakmayın yazıp söylediğime. Bu işi yapacak adam dedim. Feyzullah Çınar'dı. Fransa'da UNESCO tarafından Çınar'a bir long play yapıldı. Ve burada bir ilk daha gerçekleşti. Çınar bu plağın tüm gelirini kimsesiz çocuklara bıraktı. İrene Melikov. Efsaneden Gerçeğe diye bir kitabı vardır. Bilmem okudunuz mu? Orada Feyzullah Çınar'dan bahsediyor. Görüştüğünü, ziyaretine gittiğini falan. Ve ayrıca bir not düşmüş öyle. Çok dikkatimi çekti. Anadolu'da ozanlığı araştırdım diyor. Halk ozanlığını. O kokuyu verecek. Bakın bu cümlenin altını çiziyorum. O kokuyu verecek, ozanlık kokusunu verecek bir insan gördüm. Feyzullah Çınar diyor. Ve beraber de konuşmuşlar. Röportajları falan var. Okuduysanız kitabı orada. Feyzullah Çınar'ı gördüm diyor. Benim ve de tarihten gelen ozan geleneğini andırabilecek, yaşatabilecek, halk ozanı diyebileceğimiz tek kişi gördüm diyor. Feyzullah Çınar diyor.
Türkiye'ye dönen Çınar albüm çalışmalarına devam etti. Albümleri müzik dergilerindeki listelerde ilk sıralarda yerini almıştı. Bu arada kısıtlı da olsa radyo ve televizyonlarda programlar yaptı. Gazetelere röportajlar verdi. Bu yıl bu dağların karı erimez. Eser badi sabah il bozuk bozuk. Eser badi sabah il bozuk bozuk. Türkmen kalkıp yaylasına yürümez. Bozuldu aşiret il bozuk bozuk. Bozuldu aşiret il bozuk bozuk. Sanata ilgisi büyük olan Çınar, tiyatro gösterilerinde rol aldı. İki fotoromanda başrol oynadı. Tekrar Avrupa'ya giden Çınar, turne ve konserlerde gurbetçilerle buluştu. Türkiye'ye dönen Çınar, parasız ve işsizdi. Yakın dostları Uğur Mumcu ve Fikret Otyam'ı çalıştıkları Cumhuriyet Gazetesi'nde ziyarete gitti. Lan oğlum Allah sana bir iş bulamadım. Ulan ne oldu işim var dedi. Akıllı çatmış işim çekti. Fransa'da, Fransız radyo televizyonu bir Fethullah Çınar bina yapmış. Kocaman, long player, uzun çalar. Avrupa'da bir yıl yazılar çıkmış. Git dedi, sen bunlardan bastın. Bir de plak al gel bana. Bir mektup yazdım. Rahmetle, saygıyla anıyorum Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalakay. Vedatcan, bu Alevi halk ozanının, bu güzel insanın aşk geldiği bir Ankara'da top gezmekten utanıyorum, gözlerine öperim. Ulan dedim, Allah bunu al götür, özel kaleye bırak dedi diye. Hemen buraya dön. Şimdi telefon ediyorum, özel kaleye. Ulan başkan gitti mi? Çıktı mı? Ha çıkmadı. Fikirler çıktı, ulan çıktım çıktı. Şimdi paket ne oldu? Çantasına koydu dedi. Sabahın erkenden bir telefon. Ya Fikret bu ne dedi? Vedat dedim, şey bir halk ozanı, Alevi, güzel bir adam. Ya ben de utanıyorum dedi, bu adamın aşk gezdiği ülkede belediye başkanlığı yapmaktan. Temizlik işleri müdürü oldu, canmış, oraya havale edildi. Ve bizim Fethullahçılar, cumartesi, pazar günleri sayısı her zaman 7000 olan temizlik işçilerine çalıp söylemeye başladı. Bu yıllar faşist düzenin devrimciler üzerinde baskılarını artırdığı yıllardı. Çınar'ın bu duruma kayıtsız kalması imkansızdı. Çınar okuduğu Değiş ve Mersiyelerin yanında bugün dahi okunmaya cesaret edilemeyen ağıt ve marşları besteledi. Albüm ve halk konserlerinde seslendirdi. Burcunu şalını takan kızıl başlı kara başlı memlekete nifak sokan kızıl baş mı kara baş mı? Madem günahımız sazlar çalsın sizin davulbazlar çember sakallı yobazlar kızıl baş mı kara baş mı? Bu çıkışı Çınar'a baskı, işkence ve cezaevi kapılarını açtı. Yurt dışına çıkışı yasaklandı. Bir gün komünizm propagandası yüzünden tutuklandı. Ve Ceyhan cezaevine gönderilmek üzere trene bindirildi. Tabii çok yandım, duramadım. Bir gün cezaevi müdürünü aradım telefonda, sağlığını soracağım. Ben dedim efendim Cumhuriyet Gazetesi'nden Fikret Otyan, benim orada bir yakınım var Aşık Fethullah Çınar, sağlığı nasıl? Ya baba sen ne yapıyorsun? Ne babası dedi, ya baba beni tanımadın mı dedi, anlatıyor. Ya ben suyum dedi, vallahi ilk defa yalan suyum, hatırladım dedi ya, bilmiyorum. Nasıl dedi Fethullah, çok iyi dedi, çok iyi bakıyorsun, istersen dedi, konuşturayım seni dedi. Ha bak olacak şey cezaevi. Biraz sonra ne oldu yine beni bunun orada buldum dedi. Lan Allah dedim iyi misin? Bana bak dedi, rica ediyorum baba dedi. Hayatımda ilk kez tatil yapıyorum, beni yerimden oynatma dedi.
Çınar yılmadı. Doğru bildiklerini yapmaya devam etti. Konserler, etkinlikler, albümler. Çınar, örgütlenmenin gereğine inanırdı. Kendisi de disk üyesiydi. Aynı zamanda Ozan Der'in kuruluşunda da yer aldı. Yaptıkları halkın takdirini toplayan Çınar, halkı tarafından Halk Ozanı unvanı verilen ender kişilerdendir. Feyzullah, nasıl ki ben 24 ayar kızılbaşım diye dünya görüşünü ortaya koyuyorum. Aynı öyle de demokrat, devrimci, komünist biriydi. Yani şunu diyebilirim, Feyzullah gibi bir adam, adam gibi adam, bir ses, bir ozan daha dünyaya geldi. Ama dostu Fikret Otyam'ın Çınar'a söylemi çok farklıdır. Çok bağışlayın. Yani size yalan söylemeyeceğim. Ben ona hep Allah Resulullah. Burada da tekrar ediyorum. Yani yüceltiyorum onu, Allah'ı küçültmek değil. Muharrem ayıydı. Çınar 12 imam orucunu tutmuş, pazar günü aşuresini kaynatmış, dostlarıyla gece geç saatlere kadar çalmış söylemişti. Pazartesi sabahı işine gitmişti. Saat 9.30 sıraları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde doktoruna uğradı. Genel bir muayeneden sonra doktoru baba gitme dese de hastaneden ayrıldı. Dolanı dolanı gelir. Ölüm yavaşça yavaşça. Kalem alıp yaz derdimi, gülüm yavaşça yavaşça. Geçmekte olduğu Kurtuluş Parkı'nda 46 yaşında kalbine yenik düşen Çınar, Hakk'a yürüdü. Yanına ilk gelen dostu İsmail İpek'ti. 26 Ekim Çarşamba günü Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda sevenleri tarafından toprağa verildi. Çınar geride taşınması çok güç bir soyad, 80 tane plak, 20'ye yakın kaset, 200'e yakın ölümsüz eser bıraktı. Feyzullah Çınar, o zamanın şartlarına göre Türkiye'nin en büyük bestekarıdır. Kimsenin, bir sürü müzik eğitimcilerinin dahi şu zamanda yapamadığı çok karışık notaları bile o zaman ozan diliyle yapmış, hemen hemen tek adam diyebilirim. Bunu da nasıl diyorum? Bir eğitimci olarak diyorum. Çınar'a yaşadığı semt olan Tuzluçayır'da adını taşıyan bir park, içine de heybetini yansıtan bir heykeli dikildi. Bugün gerçekten unutulmayacak bir gün. Dünyada işi az bulunacak bir gün yaşıyoruz. Bütün ömrünü halkına temizlik işçisi olarak ve ozan olarak hizmet etmekle geçirmiş bir emekçiyi bugün bir anıt dikerek sonsuzlaştırıyoruz. Feyzullah Çınar'ın anıtı ve parkı hepimize hayırlı olsun. Sağ ol. Çınar, kurucusu ve üyesi olduğu Ozan Der tarafından her yıl anılan tek ozandır. Dünya mı değişti bilmem ne oldu. Felek kemendini taktı gelelem. Bir bahçe yapmıştım filizi soldu. Esti de samyeli yaktı, gelemem, 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 gelemem. Esti de samyeli yaktı, gelemem, 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 gelemem. Ben de babam gibi bir anısını anlatmadan vazgeçemeyeceğim. Bu ay azıcık gönlüme şad olsun. Feyzullah Baba beni sessiz ziyaret ederdi. Çok sevişiyordu çünkü. Mehmet Ali Baba Girdik'te olduğu için sık sık görüşemiyordu bu. O zaman Cürek'teydi galiba.
Bir gün geldiğimde fazla dem almış. İlla ben de Ankara'ya gideceğim. Tamam, gittim, biletini aldım, getirdim. Bindirdi, şeye bıraktık, geldik, yani siz gidin, ben giderim dediler. Hanımla geri döndüm. Sen tut, Mersin arabasına bin. Gitmiş, gelinmiş Mersin'de, garajda. Bana açıyor, telefon açıyor garajda. Adamları da tanımıyor tabii. Diyor, oğlum ben Ankara'ya mı geldim, hacama gittim, burası nere oğlum sen, ben ne bileyim nereye gittiğini, bildiğim yok. O dalgınlığına çok maruz kalıyordu. Bir de çok çok hoşuma giden, şimdi hepimizin hak vereceği bir güzelliğine şahit oldum onun. Daha doğrusu onun sorusunun cevabına, Halil Öztoprak vardı, aranızda bilenler vardır. Rahmetli Halil Öztoprak bize gelirdi ve birlikte geldiler bir gün. Dedi, yahu o verenler, ben devamlı dedi, bazı yobazların karşısında zebun kalıyorum. Bana soruyorlar ki, bak Hristiyan'ın kilisesi var, işte Ermeni'nin sinagogu var, öbürünün havrası var, Müslüman'ın camisi var. Sizin neyiniz var diyorlar, benim elim kolum bağlanıyor dedi. Dedi ki, la oğlum şey Halil amca, de ki ondan öbür tarafı izah et zaten. Bana en hediye olarak bıraktığı söz, eşek oğlum verdi bana. Ben onu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok da seviyorum. Onun eşek oğluyum ben. Fethullah Çınar Türk toplumun bir değeriydi. Gizli kalmış liderlerinden biriydi. Ve solun yüreğindeki çiçek kadar güzel bir insandı. Fethullah Çınar çağında gerçekten çok güzel şeyler yaptı, yaşadığı dönemde. Onun ortaya çıkardığı, ilklerden diyebilirim ben Fethullah Çınar'a. Yani sanatının ilkleri diyebilirim. Çünkü Pir Sultan Abdal'ı, Şah Atay'ı, Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı, bunlar en iyi yorumlayan ozan olarak karşımıza çıkıyor. Birkaç kelimeyle Fethullah Çınar'ı şu şekilde tarif edebilirim. Solcu, demokrat ve devrimci bir ozandı. Ve Alili bir halk ozanıydı. Çağında hiç kimse onun kadar bu üç kimliği yan yana götüremedi. Abartmıyorum, şu memleket bir Fethullah Çınar'ın çıkarması mümkün değil. İnşallah çıkar ama çıkarması mümkün değil. Mümkün yok. Böyle bir doğuşmuş, o bir doğmuş, güneş gibi doğmuş ama batmamış. Ozan duvar, ozan ama ölmez. Sağ iken ölümsüzlüğünü kanıtlayan, bu yörede yetişen ender ozanlardan biri, Türkiye'de yetişen ender ozanlardan biri. Har içinde biten gonca güle minnet eylemem. Arabi, Farisi bilmem dile minnet eylemem. Sıratı müstakin üzre gözetirim rahımı. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem. İblisin talim ettiği yola minnet eylemem.